Evet, sevgili nüfusun sağlık ihtiyacını dikkate alsın. Yeter ki hastane çalışan hastane İstanbul'daki, İstanbul'un hayat damarlarının şahitlerde, bütün ilçelerde, asemelerde dahil hızlıca yeterli, düşünmek yeterli. Tekrar tekrar Samatya'da olduğumuzu canı gönülden içimiz rahat, huzurlu bir şekilde hizmet et. Söz almak isteyen... Halen hizmet veren ana bina olarak adlandırdığımız başhekimlik binamızın risk taşımadığı ama diğer eklentilerinin poliklinik, patoloji, kreş, biyokimya laboratuvarlarının içinde olan binaların yüksek risk taşıdığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir. Boşaltılacak bu binalarda verilen hizmetlerin Haseki Eğitim Araştırma Hastanesi'nin boşalttığı binaya taşımak için de planlamalar yapıldığı bilgisi yine tarafımıza iletilmiştir. Elbette ki hastanelerimiz olası bir depreme karşı yenilensin, yeniden inşa edilsin, güçlendirilsin. Ama bütün bu yenilenmeler yapılırken o hastanelerin içerisinde çalışan bizlerin yaşamları, kurdukları düzenleri ve özgür koşulları göz ardı edilmesin. Samatya'nın taşınması veya dağıtılması durumunda bölge nüfusuna gerekli sağlık hizmeti sunulamayacağı gibi olası beklenen bir deprem durumunda üç tarafı denizle çevrili bu yarımada halkı gidecek, yaralarını saracak bir hastane bulamayacaktır. Doğacak olumsuz sonuçların vebali yetkililerin omuzlarındadır. Bu nedenle Sağlık Bakanlığı'nın sadece hastanemiz değil, tüm İstanbul'un sağlık hizmetlerini planlarken halkımızın ve sağlık çalışanları olarak bizlerin ihtiyaçlarını gözeterek hareket etmeye davet ediyoruz. Hepimizin yaşamlarını doğrudan etkileyecek bu kararlar alınırken masa başında değil, mutlaka alan gözlemleri, fiziki koşullar ve en önemlisi de orada sağlık hizmeti sunan bizlerin koşulları göz önünde bulundurulmasını istiyoruz. Hastanelerin yerlerinden edilmeye çalışılması, oluşan kargaşa ile İstanbul sağlık alanında adeta bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Ve her an bir an önce çözülmesi gerekmektedir. Biz biliyoruz ki bu kriz çözümsüz değildir. Kısa sürede çözümler üretmek mümkündür. Bilimsel otoritelerin de içinde olacağı sendikalar Tabip Odası ve Büyükşehir Belediyesi, valilik başta olmak üzere alanında uzman kurumların da olduğu bilimsel bir kurulla ve ortak akılla yürütülecek seferberlikle çok kısa sürede çözülmesi mümkündür. Şunu çok iyi biliyoruz ki çözüm var olan, sistemlere oturmuş, yıllardır hizmet veren, bulunduğu şehrin kültürünü, mayasını oluşturan köklü hastanelerin dağıtılması değil, yerinde yapılandırılması ve güçlendirilmesidir. Eğer istenirse haftalar içinde prefabrik geçici hastane binaları kurulabilir. O kadar zamanımız yok, durum daha acil. Deniyorsa eğer günler içinde sahra hastaneleri, çadır hastaneler, çadır ASM'ler yapılabilir. Yeter ki iktidar, Sağlık Bakanlığı İstanbul için seferberlik ilan ederek doğru adımları atsın. Son söz olarak, bizler Samatyalıyız ve Samatya'da kalmak istiyoruz. Hastalarımıza, halkımıza burada ve canı gönülden sağlık hizmeti vermeye devam etmek istiyoruz. Edilmesini istemiyorlar. Üniversitelerimizde, hastanelerimizde, halkımızla birlikte